Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Lord'da bilmeniz gerekenler videosuna. Tabii ki bunlarda maddelerden daha detaylı şekilde bahsedeceğiz ama azıcık ilerleyelim. Diğer videolarda olacak şimdilik ufak tefek şeylerle başlayalım. Çok değerli Haydut kardeşlerim, sizler de Haydut eğitirken aha da böyle kırmızı kırmızı kalıyor musunuz? Çözümünüz bende. Hatta o kadar basit ki aha şuradan liderlik yeteneğinizdeki disiplinci yeteneğinizi açmanız yeterli olacak. Eh oraya kadar ne kasarsanız bilemem artık ama çözümünüz bu hepinizin de merak ettiği ve tahmin ettiği gibi birilerinin kafasını kesmenin sonuçları var. Yani birinin kafasını kestiğiniz zaman birilerinin size düşman olması bu akla gelecek ilk şeylerden bir tanesi. Ama öncelikle ailesi size düşman oluyor. Tabi birinin oğlunun kafasını keserseniz o da size kızar. Daha sonra klan üyeleri de size düşman oluyor. Daha da abartırsanız önce dolambaçlı bir yani onursuzluk eksi bir daha sonra eksi iki yani hilekar oluyor. Bunun sonucunda yani ilerletirseniz yani eksi 2 olursanız diğer krallıkların kralları ve bazı soylu lordları da size düşman oluyor. Aman şey yapmayın böyle barış barış güzel güzel takılın. kafa kesmedir mafa kesmedir öyle şeylere pek girişmeyin. ha Öyle devam. Madem haydutluktan, haydutlardan, itin, köpeğin konusundan başladık. Haydutlar esirlerden gruba almak birçok arkadaşın bildiği gibi moral bozmuyor. Yani Birçok yayıncının chatinde falan görmüştüm. Moral e, grubu alınca moral bozulmuyor. Orduyu esirlerden kuruyorlar çünkü. Yani bu bence önemli bir şey. E, esirlerden ordu kurmak için. Ama ilerleyen maddelerde esirlerle neler yapabileceğinizi açıklayacağım. 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 Ve daha güzel oldu hepimiz haydutları oyunun başında kovalarken veya kaçarken sevmemişizdir. Nefret etmişizdir onlardan. Çünkü adamlar sizden daha hızlı koşuyor. Neden? Çünkü sizin envanterinizde at yok ve yetenekleriniz gelişmiş değil. Bu heriflerin böyle sizi kendini kovalatırken yavaş yavaş sizden böyle kaçıp paranızı bitirdiğini hissedeceksiniz. Evet gidin ve envanterinize at alın. Aldığınız atlar hareket hızınızı etkileyecek ve o paranızı yiyen şerefsiz, namussuz, haydut tipli köpekleri teker teker yakalayıp öldürebilirsiniz. İyi avlar, iyi intikamlar. Eh, madem atlardan konuya girdik, atlardan devam ediyorum. Atların öneminden bahsedelim. Şimdi, öncelikle atlar sizin daha fazla yük taşımanıza yardımcı oluyor. Niye? Çünkü üstlerine yük koyuyorsunuz. Bunlardan daha çok yardım oldukları da doğru. Tabi bunları atlardan daha çok iyi yapan hayvanlarımız da var. Katır, yük devesi ve özellikle yük atı. Bunların haricinde atlar kendi askerlerimizi atlı yapmak için çok işe yarıyor. Yani Varvant'taki gibi adam atlı olduğu zaman tık 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 basayım atlı yapayım yok. Önce gidip at alacaksın veya at yağmalayacaksın. Ama savaş atı bazıları savaş atı istiyor, bazıları normal at istiyor, hiçbirisi yük beygirine katıra binmiyor. Niye? Çünkü adam vizyonlu abi. Yapacak bir şey yok. Yani evlatinizde at olmadan atlı piyade yapamıyorsunuz bu kadar basit. Şimdi olayımız yoldaşlarımız, kardeşlerimiz ve belki de oyun geriye safalarındaki baş düşmanlarımız. Yoldaşlarınızı iyi seçin. Seçin ki. Bunlara göre onlara görev verdirebilin. Yani gidip hekimliği iyi olan adamı, mühendis taktiği iyi olan adamı da hekim yapmayın. Şimdi size o konularda biraz bilgi vereceğim. Levazım subayı. Levazım subayını atadığınız kişi idarecilik yeteneği yol açıyor. Kişileri vali olarak atadığınızda ise size bazı bonuslar sağlayabiliyorlar. Hekim arkadaşlarımız varmakta olduğu gibi askerlerimizin ölmesini ve hızlı hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor. Mühendis ya tabi mühendis yani mühendise mühendis tip geçmek vardı. Şimdi işte, oh, metinden de yırtardık. Neyse savunma ve saldırı kuşatma ayetlerini daha hızlı yapmanıza yardımcı oluyor. Bir de izci arkadaşlarımız var. Bunlar haritada olan oklar yani şuradan şu kadar birlik geçti buradan bu kadar kişilik birlik geçti şu kadar saat önce diler e, daha rahat görüyorlar daha gö rahat görmenize yardımcı oluyorlar ve kalelerin içerisindeki adamları daha uzak mesafeden adamları da daha uzak mesafeden fark etmeniz gibi konulara yardımcı oluyorlar tamam yoldaşları öğrendik ne işe yaradıklarını öğrendik peki oyunda kale aldığınızda ne oluyor yani görevleri yapmadan öncesinden bahsediyorum. Oyuna başladınız, kastınız, 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 soylular konuşmadınız, kaleyi aldınız. Ne oluyor? Hiçbir halt olmuyor. Krallığınızın adını koyamıyorsunuz ve krallığınızı kurmuş dahi sayılmıyorsunuz. Niye? Çünkü görevde ilerletmediniz. Eğer görevleri ilerletmezseniz, yani onun spoilerını vermeyeyim ama Neredesin sesin budalalığı ya da isim değişiyor mu hiç bilmiyorum. O budalalık görevi, görevini yapmamış olmanız yani sebebi bu. Onu yap, yaparken size böyle bir seçenekler sunulacak. Şimdi orasını pek spoiler etmeyeyim ama yani onu yaptıktan sonra size krallık kurmanıza izin veriliyor. Kuramıyorsanız sebebi bu. Ya reis krallığı, krallığı kurduk ama savaş açamıyoruz. Bu ne? diye soranlar için de çözüm yine bende. Evet şu anda diplomatik yollardan savaş açılamıyor. Ya ha dediniz ki lan gel lan buraya taleplerimi etmek istiyorum. istiyorum. Gel buraya kafa göz dalayım. Adam diyor ki yo biz senle dostuz. Arkadaşız. Sen bana dalamazsın diyorsunuz. E dediniz ki hadi bir köy lorda saldırayım. Dediniz. Lorda saldırdınız zaten. Yok. Abi krallık menüsüne girip savaş açayım. Yok. Açılmıyor. Ne yapacaksınız? Köyleri yağmalayacaksınız. Ama bildiğim kadarıyla köylerde yağmalayarak savaş açmak sizin eksi -250 nüfus kaybetmenize yol açıyor. Bu da olabilir. Fiyatta başka bir etmenler ne olabilir ama nüfus kaybettiğinizi biliyorum. Ama yani başka bir etkenlerden de olabilir. Evet, sıradaki maddeye kafamı atıyorum. Amacınız bir krallık kurmak değilse veya bir krallıktaysanız da geçerli bu ama ben krallığın kendi krallığınızı kurmadığınız versiyonu için anlatmak daha mantıklı geliyor. Yani bir krallığa katılmak için yani öncelikle krallık seviyenizin 2 olması gerekiyor. Bir şeyden bahsetmiyorum. Paralı askerlikten bahsetmiyorum. Bir seviyede paralı askerlik yapılıyor. Lord olarak katılmak için klan seviyenizin 2 olması gerekiyor. Peki bu krallıktan nasıl toprak alabiliriz? ya bütün herkes size oy verecek veya oylar ortadaysa kendi nüfuzunuzu koyup ona o kaleyi alacaksınız. Yani diyeceksiniz ki kardeşim ben bu kaleyi istiyorum bana bu kaleyi verin. Onun için de size nüfuz lazım. Nüfuz nedir ve nasıl kasılır? Nüfuz sizin krallıktaki gücünüz. Peki bu güç nasıl kasılır? 1 savaşarak, iki kale fethederek, 3 köy yağmalayarak, 4 işte burası işin en güzel ve pek bilinmeyen kısmı yakaladığınız esirleri kendinize ait olmayan bir lordun zindanına bağışlarsanız nüfuzunuz artıyor. Bu haydutlar için de geçerli, karşı e, ordular için de geçerli, lordlar için de geçerli. Bunun tek şeyi kendi yerinize değil, başkasının yerine koymanız ve bu da sizin yani karşıdaki adamların rütbelerine göre nüfuzunuza verdikleri bonuslar, artılar artıyor. Hiç bilmeyen arkadaşlar için bu son madde. Yani daha önce dikkat etmemiş, nasıl kullanıldığını bilmeyen arkadaşlar için karakter menüsünde yetenek verdiğiniz kısımda aha burada sağ tarafta odak puanı var. Yanında ise free bilmem ne points var. Burada puan verebileceğiniz güç, karakter gibi şeyleri o basamaklarının tamamının aldığı XP arttırabileceğiniz toplu bir şekilde geliştiren bir puan daha var. Bunu vermeyi unutmayın. Çünkü bu da bir kritik. Boşta o puanlar yatıyor. Yani bunu verdiğiniz zaman böyle hepsine sanki böyle yarımşar puan, birer puan vermişsiniz gibi artıyor aldığınız XP. Bannerlord'un ilk liste videosunun sonuna geldik. Yani oyunu 130 saat kadar oynadım. Gözüme ilk çarpanlar değil ama bence söylenmesi gereken ilk şeylerden birkaç tanesini sıraladım. Belki bu videoyu editleyip atana kadar çok daha fazla vakit geçmiş olabilir. 150 saate falan gelmiş olabilirim. Yani çok fazla oynadım. Oyunun 30'unda çıktı. Şu an işte 8 Nisan'da kaydediyorum video sesi. Neyse. Yani hepiniz iyi oyunlar diliyorum. Bunun devamı gelir. Hiç sıkıntı yapmayın. Bazı böyle ufak tefek güncellemeler içinde videolar gelecek. Ondan sonra eğer önce attıysam zaten işte oyunların hikayesi şeyleri videoları devam edecek. Sonra attıysam da gelecek ilk video Tom Raider 2013 daha sonra Crysis'lar bilmem neler falanla filanlar öyle böyle işte. Kendinize iyi bakın iyi oyunlar çayınızı için sıcakta durun.